merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz şimdi 11 sınıf biyoloji için birinci dönem ikinci yazıl için hazırlık yapalım hemen her konudan sorular eklemeye çalıştım soruların pdf'sinde açıklama kısmından alabilirsiniz sizin için daha iyi olur böyle görseli bol olan bir soru hazırlamaya çalıştım diyor ki aşağıdaki şekillerde beynin yapısı verilmiştir Buna göre numaralı yerleri isimlendiriniz isimlendiriniz ve görevlerinden birer tane yazınız demiş numaralı yerleri ilk önce yazalım Arkadaşlar şimdi Numaralı yerlerde bir ön beyinden kısımlar vermiş bir de arka beyinden kısımlar vermiş. Biz ilk önce ön beynin kısımlarını yazalım. Şimdi ön beyine üstten baktığımız zaman beyin üçgeni dediğimiz bir bölüm vardır orayı görürüz. O yüzden 3 numaralı kısım burada beyin üçgeni dediğimiz kısımdır. Daha sonra bakın şurada üst kısımda bulunan talamus dediğimiz yapıdır. Talamus Talamusun hemen altında arkadaşlar hipotalamus dediğimiz yapı bulunur. Yani iki numara hipotalamustur. Hipotalamus. 4 numara ise hipotalamusla hemen hemen böyle biraz daha hani yakın olarak bulunan epitalamus dediğimiz yapıdır. Peki bunların görevleri nedir? Diğer kısma geçmeden önce. Talamusun görevi arkadaşlar bizim uyku yanıklık durumumuzu kontrol ediyor. Ayrıca Talamus işte görme ve işitme reflekslerinin kontrol edildiği bölgedir. Hipotalamus'a geldiğimiz zaman hipotalamus dediğimiz zaman homeostasi gelecek aklımıza bakın. İkisi de H harfi ile başlıyor. Homeostasi. Ne demek homeostasi? Vücudumuzdaki iç denge demektir. Homeostasiden sorumludur hipotalamus. Yani bizim Vücudumuzdaki iç dengeden sorumludur. Nedir bu iç denge görevleri? Mesela tansiyonun düzenlenmesini sağlıyor. Vücut sıcaklığının düzenlenmesi, su dengesi, iyon dengesi. Bunun gibi durumları hipotalamus kontrol ediyor arkadaşlar. Bu yüzden de homeostasi diyoruz. Ayrıca hipotalamus hipofiz bezini de kontrol eden bir e, beynimizin yapısıdır. Epitalamusa geldiğimiz zaman epitalamusun görevleri çok fazla söylenmez ama epitalamusla ilgili şunu e, e, bilebilirsiniz bizim günlük ritimlerimizi biyoritim dediğimiz günlük ritim aylık ritim yani bizim biyolojik saatimizi kontrol eden kısımdır epitalamus bölgesi arkadaşlar bu şekilde görevleri vardır şimdi gelelim diğer resmimize diğer resimde ise arka beynin kısımlarını vermişti şimdi arka beyinde ise 3 tane bölge var bunlardan bir tanesi şöyle hemen şurada Beyincik dediğimiz yapıdır arkadaşlar. Beyincik bizim vücudumuzun dengede kalmasını sağlıyor. Nasıl denge bakın. Homeostasi iç denge demektir. Beyincik ise bizim kaslarımızın dengeli şekilde hareket etmesini sağlıyor ve dengemizi korumamızı sağlıyor. Mesela alkol kullanan kişilerde alkol beyinciği etkilediği için hani düz bir çizgide yürüyemezler. Bu yüzden de beyincik denge olayını sağlıyor. Bunu anlayabiliriz. Daha sonra şurada 5 numarayla gösterilen yapı tabii ki nedir? Omurilik soğandır. Omurilik soğanı da bizim hayati olaylarımızı kontrol eden yapıdır arkadaşlar. Omurilik soğanı hayati olayları kontrol ettiği için hayat düğümü diyoruz omurilik soğanına. Çünkü omurilik soğanı oldukça önemli bir yapıdır. Solunum, boşaltım, dolaşım gibi hayati olayları kontrol ediyor. Omurilik soğanı zedelenen, zedelenen bir insan büyük ihtimalle yaşayamaz. Gelelim bir diğerine. Şuradaki altıncı yapı ise arkadaşlar burada altı numarayla gösterilen yapı da gösteriyor. Pons'u gösteriyor. Pons da Varoli Köprüsü olarak isimlendirilir. beyincik yarım küreleri arasında bağlantıyı sağlıyor. Bakın şöyle şuradan bağlantısı gelir. Beyincik yarım küreleri arasında bağlantıyı sağlar. Bunun devamında da ne vardır? Tabii ki omuriliğimiz vardır. Omurilikle ilgili de birazdan zaten sorumuz var. Pons'un aşağı doğru giden kısmında omuriliğimiz var arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağı domuriliğin eline kesti verilmiştir diyor. Sağ eline iğne batan birinde uyartın izleyeceği yolu yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda bakın sağ ve sol size göre ters olan kısımdır. Sağ elinizle yazıyorsanız sağ elin çaprazı sağı gösterir. Sol, eli, sol taraf ise arkadaşlar yani sizin sağınıza gelen kısımsa sol gösterir. Aynı görüntüsü gibi düşünün sağ ve sol bu şekilde. Şimdi sağ eline iğne battığına göre ilk önce şuradaki nöronları bir isimlendirelim. Arkadaşlar nöronlara baktığımız zaman arka kökten omuriliğin arka kökünden duyu nöronları girer. O yüzden buradaki 1 ve 2 nedir? Duyu nöronlarıdır. Hemen zaten omuriliğin içerisinde bulunan şu yapılar ara nöronlardır. Ön kökten ise ne çıkar? Motor nöronlar çıkarak bizim uyarılarımızın cevaplarını, tepkileri oluşturuyor. Şimdi bakalım sağ eline iğne battıysa hangi uyarıyı izleyecek? İlk önce arkadaşlar şunu düşünüyorsunuz. Sağ ele iğne batma olayı Refleks midir? Yoksa normal bir uyarı mıdır? İğne battığı zaman elimizi aniden çektiğimiz için bu bir reflekstir. Zaten omuriliğimizde reflekslerin büyük bir kısmının kontrol edildiği kısımdır. Arkadaşlar e, refleks olduğu için refleks bizim beynimize uğramadan bakın refleks uyarısı beyne uğramadan omurilik tarafından cevap verilen bir uyarıdır. Dolayısıyla sağ eline iğne batan bir kişi de 1 numaradan uyarı girer. Daha sonra 4 numaraya gelir. 4 numarada değerlendirilir. Sonra da nereden çıkar? 7 numaradan da uyartının cevabı çıkar arkadaşlar ve biz elimizi çekmiş oluruz. Ama normal bir uyarı olsaydı mesela bir yere dokundum, yumuşak mı yoksa sert mi olduğunu anlamaya çalışıyorum. Sağ elimle dokundum. Bu nedir? Normal bir uyarıdır. Refleks değildir. Refleks olmadığı için de buranın buradaki uyartının beyne uğraması lazım. Beyne giden uyarıların arkadaşlar çapraz yaptığı yer Neresidir? Omuriliktir. Şimdi bizim beynimizin sağ lobu vücudumuzun sağ taraf sol tarafını, sol lobu da vücudumuzun sağ tarafını kontrol ediyor. O yüzden çapraz yapması gerekiyor. Çapraz yaptığı yer neresidir? Omuriliktir. Dışarıdan gelen bir uyarının çapraz yaptığı yer omuriliktir. Beynimizde oluşan bir uyarının çapraz yaptığı yerde omurilik soğanıdır. Bunu unutmayın. Evet o zaman sert mi yumuşak mı olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Hangi yoldan gidecek? Tabii ki bakın birden gelecek. Sonra 3 ile çapraz yapacak. Sonra arkadaşlar 8 ne yapacak? E, motor nöron olarak dışarı çıkacak normal bir uyarı için. Ama refleksi bize burada sorduğu için iğne batma olayını sorduğu için 1, 4, 7 şeklinde gittiği yol olur. Gelelim 3. sorumuza diyor ki Hipofizin ön ve arka lobundan salgılanan hormonları yazınız. Bakalım. Arkadaşlar hipofizin iki lobu vardır. Bunlardan bir tanesi ön, diğeri arka lobdur. Bir de ara lob var ama e, ara lobda bir tane hormon sentezleniyor. Onu da ön loba yazıyoruz genelde. Ön lobdan 7 hormon, o ara lobdaki ile birlikte arka lobdan da 2 hormon sentezleniyor. Ve toplam 9 tane hormon sentezleniyor. Arkadaşlar. Ön lobundan sentezlenen 7 hormondan bir tanesi büyüme hormonudur. STH'dir diğer bir ismiyle somatotropik hormon bizim büyümemizi sağlayan hormondur. Daha sonra ikincisi TSH'dir tiroid uyarıcı hormondur. Tiroid bezlerini uyararak tiroksin hormonunun salgılanmasını sağlar. Sonra arkadaşlar mel melanosit uyarıcı hormon bu da MSH olarak geçer. MSH'da bizim derimizdeki renk pigmentlerini uyararak deri renginin oluşmasını sağlıyor. Daha sonra FSH vardır. Folikül uyarıcı hormon. Bu da yumurtalıkları uyararak burada hem yumurtanın gelişimini sağlıyor hem de e, östrojen hormonunu salgılatıyor. Pardon östrojen değil progesteron hormonunu salgılatıyor. Ayrıca FSH erkeklerde de testisleri uyararak sperm üretimini sağlar. Diğeri LH'dir. LH'de arkadaşlar... E, luteinleştirici hormon olarak geçer luteinleştirici hormon peki ne işe yarıyor yine kadınlarda yumurtalıkları erkeklerde de testisleri uyarır kadınlarda yumurtalıkları uyararak östrojen hormonunun üretilmesini sağlıyor erkeklerde de testisleri uyararak testosteron hormonunun üretilmesini sağlıyor bir diğeri adrenokortikotropik hormon (ACTH). en sevdiğim hormon adı bu gerçekten söylemesini çok seviyorum ACTH yani adrenokortikotropik hormonda ne yapıyor? Böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesini uyararak buradan kortizol, aldosteron ve eşeysel hormonların üretilmesini sağlıyor arkadaşlar. Son olarak ön lobdan salgılanan bir hormonumuz kaldı o da prolaktin hormonudur. Prolaktin hormonu diğer bir ismi LTH bu da luteotropik hormon olarak geçer. Prolaktinde Annelik içgüdüsünü oluşturan bir hormondur. Erkeklerde de vardır arkadaşlar. Prolaktin hormonu ama erkeklerde tam olarak hani bir e, görevi belirlenememiştir. Bu arada annelik içgüdüsü diyoruz. Ayrıca süt bezlerinin de gelişimini sağlıyor. Annelik içgüdüsü de kesin değil yani hani e, bu zamana kadar hep annelik içgüdüsünün oluşturulduğunu düşünülüyordu ama son zamanlarda kesin olmadığı ortaya çıktı. Bu şekilde hipofizin ön lobundan salgılanan hormonlar ve kısaca görevlerinden bahsettim. Gelelim arka lobuna. Şimdi bir kere arka lobla ilgili şunu söyleyeyim. Arkadaşlar hipofizin arka lobundan aslında direkt hormon salgılanmaz. Üreten yer hipotalamustur. Hipotalamus üretiyor. Arka loba depo ediyor. Depo ettikten sonra kana veren ise arka lobtur. Tamam mı? Hipotalamus üretir. Arka, arka lobda depo eder. Oradan da kana verilir. Şimdi arka lobdan da iki tane hormon veriliyor kana. Bunlardan bir tanesi oksitosin hormonudur. Oksitosin yazamadım ama. Diğeri de arkadaşlar ADH hormonudur. Yani... Vazopressin diğer bir ismiyle. Şimdi oksitosin hormonu yine kadınlarda doğuma yakın zamanda daha fazla sentezlenmeye başlıyor. Rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak doğumu kolaylaştırır. Ayrıca süt bezlerinden de süt gelmesini sağlar. ADH hormonu ise antidiüretik hormon, diğer bir ismiyle de vazopressin hormonu. Bu vazopressin hormonu bu arada AYT'de çıktı arkadaşlar. Yani daha önceki yıllarda AYT'de vazopressinle ilgili hangisi söylenebilir, söylenemez diye çıktı. O yüzden önemli bir hormondur bu da çıkma ihtimali yine vardır. Ne yapıyor? Böbreklerdeki tübülleri uyararak, yani böbreklerimizi uyararak buradan suyun geri emilmesini sağlayan bir hormondur ADH hormonu. Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Diyor ki hemen şurayı bir sileyim görünsün sorumuz. Burcu Hanım halsizlik, uyuşukluk, aşırı kilo alımı şikayetleriyle doktora gidiyor. Doktor yaptığı tahliller sonucu iot eksikliğine bağlı olarak hormonal bozukluğu olduğunu söylüyor. Iot takviye edici ilaç yazıyor ve günlük tuz alımına da dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Buna göre Burcu Hanım'da hangi hormonun eksikliği söz konusudur diye sormuşuz. Bu arada bu soruları hep senaryo sorularına bakarak örnek olarak hazırladım arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi Burcu Hanım halsizlik var, uyuşukluk var, aşırı kilo alımı var. Ayrıca iot eksikliğine bağlı olarak çıkıyor. Şimdi iotun eksikliğine bağlı olarak hastalıklar çıkabiliyor. Burcu Hanım'daki rahatsızlık miksodema hastalığıdır. Mikso deme hastalığı, troksin hormonunun eksikliğine bağlı olarak çıkan, yetişkinlerde çıkan bir hastalıktır arkadaşlar. Miksodema hastalığı. Dolayısıyla bize hangi hormonun eksikliğini sormuş? Tiroksin hormonun eksikliğidir. Tiroid bezlerinden salgılanan ve yapısında iyot bulunan bir hormondur. Bu yüzden de iyot alımımıza günlük olarak dikkat edinme, etmemiz gerekiyor. Beşinci soru. Uzun süreli ve kısa süreli streste etkili hormonları ve salgılandıkları yerleri yazınız. Şimdi bakın bizde stres iki şekilde olur. Uzun süreli stres ve kısa süreli stres olmak üzere uzun süreli stresi etki eden kortizol hormonudur. Kısa süreli stresi etki eden ise arkadaşlar adrenalin hormonudur. Adrenalin. Şimdi kortizol hormonu böbrek üstü bezlerinin, böbrek üstü bezlerinin e, kabuk bölgesinden sentezlenirken, Adrenalin hormonu yine böbrek üstü bezlerinin hangi bölgesinden sentezleniyor? Öz. Yani diğer bir ismiyle medulla bölgesinden sentezleniyor. O yüzden de bu hormonlarımız da bu şekilde. Şimdi adrenalin hormonunu şöyle düşünün. Hani korktuğunuz zaman, heyecanlandığınız zaman vücudunuzda kısa süreli bir stres başlıyor. Ve işte kalp atışları hızlanıyor, solunum hızlanıyor, derideki e, damarlar daralıyor, dolayısıyla yüz, yüzümüzdeki rengimiz sararıyor. Hani derler ya korktun mu yüzün sararmış ya da betin benzin atmış diye sebebi adrenalin hormonu deriye giden damarları daraltıyor, e, vücudumuzun diğer organlarına giden damarları da genişletiyor onların daha iyi çalışabilmesi için. Bu yüzden de renkte bir sararma, bet, işte betin benzin atmış demesi durumu buradan geliyor. Kortizol ise uzun süreli e, streste salgılanan bir hormondur. Ayrıca kortizol bağışıklık sistemini de baskılayan bir hormondur. Eğer uzun süreli bir stres yaşıyorsak mesela sınava hazırlanma gibi bir stres yaşıyorsak mesela bu durumda ne oluyor? Uzun süreli bir strestir bu değil mi? Çünkü sonuçta genelde en az bir sene boyunca bu stresi yaşıyoruz. O zaman da bağışıklık sistemini baskıladığı için... Bu uzun süreli strese maruzsanız arkadaşlar ne oluyor bağışıklık sistemi işte çalışması aktivitesi düştüğü için çabuk hastalanabiliyorsunuz. Daha sonra işte aminoasitleri, yağ asitlerini yağ dönüştürüp depo ediyor o yüzden de kül alımı da görülebiliyor kortizolde, kortizolun fazlalığında. Mesela bağışıklık sistemini baskıladığı için bu e, iltihaplı romatizma gibi böyle iltihaplı hastalıklarda ağır iltihaplı hastalık hastalıklarda kortizolle ilaçlar verilir hastalığın iyileştirilmesi için. Peki neden veriliyor? Sürekli bağlantı bağlantı yaştırıyor ya o yüzden böyle size hepsini açıklamak istiyorum. Neden kortizollü ilaç veriliyor? Çünkü kortizol dediğimiz gibi bağışıklık sistemini baskılar. İltihap ise bizim bağışıklık sistemimizin oluşturduğu bir e, savunmadır. O yüzden bunu azaltmak için de kortizollü ilaçlar verilir. Gelelim 6. sorumuza. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıda gözün yapısı verilmiştir. Boş bırakılan yerleri doldurunuz. Bakalım. Arkadaşlar iris vermiş. Ön oda, kornea, mercek, camsı jel dediği camsı cisim. Göz sinirleri, retina, sert tabaka ve kör nokta. Şimdi biz dışarıdan içeriye doğru başlayalım isterseniz. Arkadaşlar en dış tabakamızda bakın dikkat edin. Şurada en dış tabakada ne vardır? Tabii ki kornea vardır değil mi? Kornea. Korneanın bir içerisinde Ön oda dediğimiz bir boşluk vardır. Bakın şurası ön odadır, boşluktur. Ön oda. Daha sonra gözümüzün ya da burayı evet burası ön oda olarak geçer. Şurada arkadaşlar bakın şöyle mavi renkli bir merceğimiz var. Göz merceği. Göz merceği ince kenarlı bir mercektir. Sonra alt tarafta hemen şu mavinin etrafında bulunan renkli olan kısım arkadaşlar yine iristir. Gözümüzün rengini belirleyen kahverengi, mavi, yeşil renkli olan iristir. İçeride bulunan bu büyük yer, büyük boşluk ise nedir? Camsı cisimdir veya camsı jel de diyebiliriz. Camsı cisim daha doğru olur ama. Sonra bakın dış tabakada şurada göstermiş dış tabaka. Burada tabii ki sert tabakayı göstermeye çalışmış. Sert tabaka. Bunun içerisinde bakın bir iç katında burada göstermiyor ama ben size söyleyeyim arkadaşlar Şurada bir iç kısımda turuncu renkli olan şu kısım damar tabakadır Damar tabaka Bol miktarda burada şey vardır e, Damarlar vardır gözü besleyen damarlar bulunur Bir iç kısmında arkadaşlar e, Damar tabakadan sonra retina dediğimiz A tabaka bulunur Retina yani şurası sarı olan kısım A tabakadır daha sonra görme sinirlerinin çıktığı yere Biz kör nokta diyoruz kör nokta buraya hiçbir şekilde fotoreseptör bulunmuyor yani görüntü buraya gelmiyor arkadaşlar kör noktadır Çünkü görme sinirleri buradan çıkar ve artık şurada gösterdiği kısımda nedir görme sinirleridir sinirler göz sinirleri Tamam bu şekilde bizim gözümüzün yapısı Gelelim bir diğer sorumuza. Diyor ki Yusuf Bey gözündeki bir şikayetten dolayı doktora gidiyor. Uzağa net göremediğini söylüyor. Yaptırdığı göz ölçümünde sağ göz 0.25, sol göz de 0.50 çıkıyor. Doktor ise kalın kenarlı mercekli gözlük reçetesi yazıyor. Buna göre Yusuf Bey'in göz hastalığı nedir? Şimdi bir kere burada bilmemiz gereken iki şey var. Bakın biri uzağa net göremiyor. Diğeri de kalın kenarlı mercek yazmış doktor. Arkadaşlar göz hastalıklarında İki tane şöyle şifre vereceğim size. Mutluluk hayali diyoruz. Hayali. Şimdi buradaki M, miyop. Miyop. U, uzağa görememe. Tamam mı? Uzak. K de kalın kenarlı mercek. Zaten buradan anladık. Bu Yusuf Bey'in hastalığını neymiş? Miyop hastalığına sahipmiş. Peki şuradaki H nedir? H hipermetroptur. Hipermetrop. Buradaki Y yakını görememedir. Yakın. İyi ise arkadaşlar ince kenarlı mercekle düzeltildiği için iyi de burada o şekilde kodluyoruz. Böyle aklınızda kalabilir. Göz hastalıkları miyof ve hipermetrop için geçerli tabii ki bu diğer göz hastalıkları farklıdır. Genelde zaten bu iki hastalık üzerinden sorular sorulur. O yüzden diğer hastalıklara çok değinmedim. 8. soruya gelelim. Diyor ki aşağıdaki şekilde kulağın yapısı verilmiştir. İşitme reseptörlerinin bulunduğu yapının adını yazın. Şimdi kulağın yapısına şöyle bir bahsedelim. Dışarıdan içeriye doğru baktığımızda bir kulak kepçesi bulunur. Kulak kepçesi sesin toplanmasını sağlar. Daha sonra arkadaşlar kulak yolu vardır. Bakın şurası kulak yoludur. Kulak yolunun bitişinde ise dış kulakla orta kulağı birbirine bağlayan kulak zarı vardır. Sonra orta kulağa geliyoruz. Orta kulakta çekiç, örs ve üzengi dediğimiz 3 tane kemik vardır. Şu kemikler bunlar vücudumuzun en küçük kemikleridir. Ve e, sesin titreşimlerini artırarak iç kulağa aktarılmasını sağlıyor arkadaşlar. Çekiç, örs, üzengi sırasıyla çalışıyorlar. Üzengiye vuran kemik bakın nereye gidiyor? Oval pencereye gidiyor. Oval pencereden de nereye girer? bizim iç kulağımızda bulunan salyangoz dediğimiz yapıya girer. Salyangozun içerisinde ise işitme reseptörleri vardır. Şimdi 3 tane kanal var salyangozda. Timpanik kanal, kanal, vestibular kanal ve kohlear kanal. Bunlar içerisinde kohlear kanalda işitme reseptörleri bulunur arkadaşlar. Ya da size direkt bulunduğu yapının adını soruyorsa salyangoz da diyebilirsiniz eğer bu kanalları vermemişse. Şurada üst tarafta ise yarım daire kanalları vardır. Bunlar da dengemizden sorumlu olan kanallardır. Ayrıca orta kulakta östaki borusu dediğimiz bir yapı var. Şimdi östaki borusunu burada iç kulakta gibi göstermiş ama iç kulakta değil orta kulaktadır. Östaki borusu bizim e, kulağımızın yutağa açılan kısmıdır. Ve burada oluşan iltihap arkadaşlar veya boğazımızda oluşan iltihap kulağımıza gidebilir. Kulağımızdaki iltihap da ağzımıza gidebilir. Dolayısıyla üstteki borusu nereye bağlanıyormuş? Bizim yutağımıza bağlanıyormuş. Böylece cevabımızı da verdik kohlear kanal Dokuzuncu soru geldik destek ve hareket sistemine. Aşağıdaki görselde çeşitli eklemlerin bulunduğu bölgeler gösterilmiştir. Eklem çeşitlerini yazınız. Şimdi üç tane eklem var arkadaşlar. Biri oynar eklem, ikincisi yarı oynar eklem, üçüncüsü de oynamaz eklem. Bir kere Zaten hareketinden anlarsınız. Bakın şu bacağımızda bulunan eklem tam olarak hareket ettirdiğimiz için oynar eklemdir. Omurlarımızın arasında bulunan eklem yarım bir şekilde oynattığımız eklem yarı oynar eklemdir. Yarı oynar eklemdir. Kafa tasımızda hiçbir şekilde hareket ettiremediğimiz kemikler arasında bulunan eklem ise oynamaz eklemdir arkadaşlar. Oynamaz eklemimiz de bu şekilde. Arkadaşlar diyor ki Yapısı verilen uzun kemiğin kısımlarını yazınız. Vücutta bulunduğu yerlere 3 örnek veriniz. Bu arada vücutta bulunduğu yerlere biraz yanlış olmuş aslında. Aynen uzun kemiğin bulunduğu yerlere örnek vereceğiz. Doğru söylemişim. Pardon özür dilerim. Şimdi burada baktığınız zaman arkadaşlar uzun kemiği biraz yaklaştıralım. Bakın şu dış kısmından başladığımızda en dış kısmında bakın şurası en dış kısmı ne vardır? Eee Uzun kemiğin zarı olan periost dediğimiz yapı vardır. Periost. Şimdi periost dediğimiz kemik zarıdır ve kemik kırıldığı zaman kemiğin onarılmasını sağlayan yapıdır arkadaşlar. Sadece kırılmasına gerek yok, zedelendiğinde veya bir zarar gördüğünde kemiğin onarılmasını sağlar. Ayrıca kemiğin eline büyümesinde sağlar periost. Daha sonra bakın içeriye baktığımız zaman şurada bir kanal var. Kanalın içerisinde sarı renkli bir şey vardır. Bu nedir? Sarı iliktir. Sarı ilik daha sonra şurada iç kısımdan yine çıkan kırmızı kemik iliğidir. Kırmızı kemik iliği bizim vücudumuzdaki kan hücrelerini üreten iliktir. İşte al yuvar, ak yuvar ve trombosit dediğimiz kan pulcuklarını üreten yapımızdır kırmızı kemik iliği. Daha sonra bakın şurada bir çizgimiz var. Bu çizgi ise kıkırdak pla veya epifiz plak dediğimiz plaktır. Bu da kemiğin boyca uzamasını sağlar. Bu epifiz plak ilk başlarda kıkırdak halindedir. Yaklaşık 20-25 yaşları arasında kemikleşir ve boy uzamasını durdurur. Yani epifiz plak aslında bizim boyumuzun uzamasını sağlar. Kemiğin boyca uzamasını sağlar arkadaşlar. epifis epifiz plak katılaştığında, kemikleştiğinde boy uzaması duruyor. Sonra Bakın şurada böyle daha delikli olan bir yapı vardır. Burası süngerimsi kemik dokudur. Süngerimsi kemik doku deliklidir arkadaşlar. Böyle delik delik sünger şeklinde hücreleri vardır. Daha dışarıda bulunan böyle daha sıkı bir şekilde bulunan ise sıkı kemik doku dokudur. Sıkı kemik dokudur arkadaşlar. Bu da yine bizim kemiğimizde bulunan dokulardan biridir. Vücutta bulunduğu yere 3 örnek verin. Ha bu arada şurayı yazmayı unutmuşum. Burada da arkadaşlar kan damarları bulunur tabii ki. Kan damarları bunlar da kemiğin beslenmesini sağlayan damarlardır. Şimdi vücudumuzda bulunan üç yere örnek verelim. Mesela bizim uyluk kemiğimiz, yine baldır kemiğimiz, daha sonra kolumuzdaki e, pazu kemiği, ön kol kemiği bunlar nedir? Hepsi uzun kemiklerimize örnektir. Geçelim diğer sorumuz arkadaşlar. Diyor ki aşağıda bir kasın kasılma ve gevşeme hali verilmiştir. Buna göre kaslarda kasılıp gevşerken değişen özellikleri yazınız. Bakalım şimdi. Arkadaşlar şu kasın gevşeme halidir. Şu da kasılma halidir. Şimdi dikkat edelim. Hemen şekle bakarak da anlayabiliriz zaten. Şimdi şu uzun çizgiler Z çizgileri. Z çizgisiyle bakın şurada haş bandı dediğimiz bir bant vardır. 2Z çizgisi arasındaki boşluktur. Daha sonra şu ince olan iplik halinde olanlar aktin proteinleri. Ortada kırmızı olanlar, daha kalın olanlar ise arkadaşlar miyozin proteinleridir. Miyozin proteinlerinin tam boyunu gösteren yapı ise bakın şurası ise nedir? A bandıdır. Şimdi bizler iki z çizgisi birbirine yaklaştığı zaman bakalım ne değişiyor, ne değişmiyor. Şimdi z çizgileri birbirine yaklaştığı zaman, bakın şu iki aktin proteini arasında olan bölge haş bandıydı. Kasıldığı zaman bu haş bölgesine ne oldu? Haş bandına küçüldü ya da kaybolur arkadaşlar tamamen. Ama haş bandı ne olacak? Haş bandı yani h bandı daralır ya da küçülür de diyebiliriz. Kaybolur da diyebiliriz. A bandına herhangi bir şey olur mu? A bandı sonuçta bakın miyozinin boyu. Miyozinin boyu burada değişmediği için A bandına da hiçbir şey olmaz. Daha sonra arkadaşlar şu yine şurayı sileyim daha net görünsün. Miyozinin bakın başlangıç kısmıyla Z çizgisi arasında kalan bölge I bandıdır. I bandı burada bakın ne olmuş yine daralmış. O zaman I bandı da daralır. Sonra biz e, iki Z çizgisi arasında kalan bölgeye sarkomer diyoruz. Arkadaşlar sar sarkomerde yine bakın Z çizgileri birbirine yaklaştığı için sarkomer ne yapıyor? Daralıyor. Kasın hacmi değişmez. Tamam mı? Kasın ağırlığı değişmez. Kasın sadece boyu kısalır. Kasınma halindeyken. Gevşeme halindeyken de boyu uzar. Ama kesinlikle hacmi değişmiyor arkadaşlar. Kaslar kasılırken de gevşerken de enerji harcanır bunu da unutmayalım. Bu şekilde bizim kasılma ve gevşeme arasındaki durumlarımız. Bu arada kasılma ve gevşeme durumundaki e, daralan bölgelere ben his diyorum, his olarak kodluyorum. H bandı, I bandı ve sarkomer daralıyor. Geriye kalanlara bir şey olmuyor. Z çizgileri de birbirine yaklaşıyor arkadaşlar. Bunlar da daralırken geriye kalanlar değişmiyorlar. ATP harcanıyor, kasın hacmi değişmiyor. Bunu da unutmayalım. Gelelim 12. sorumuza. Diyor ki sindirim kanalında bulunan organları sırasıyla yazın. Sindirim kanalı neyle başlıyor? Tabii ki ilk önce ağızla başlıyor. Ağız. Sonra arkadaşlar yutak değil mi? Yutak. Sonra yemek borusu. Yemek borusunun bağlandığı bölgede ne var? Midemiz. Mideden sonra ince bağırsak. İnce bağırsaktan sonra kalın bağırsak. Ve en son anüsle ne yapar? Bizim sindirim kanalımız dışarıya açılır. Sindirim kanalımız bu şekilde. Gelelim 13. sorumuza. Şekilde sindirime yardımcı organlar verilmiştir demiş. Numaralı organların isimlerini yazın. Şimdi ben aslında bu numaralı organları verdim ama bunlara ekstra bir şeyler de söyleyeceğim size. Arkadaşlar şurada büyükçe olan yapımız nedir? Tabii ki karaciğerimizdir. Bir numaralı bölge. Karaciğer bizim vücudumuzun pislik deposu gibi bir yer. Yani depo olarak değil de pislikleri temizleyen bir yerdir. Vücudumuzda ne yapıyor? İşte at zehirli molekülleri zehirsiz hale getiriyor. İşte atıkları temizliyor. Daha sonra ilaçtır, alkoldür bunları yine zehirsiz hale getiriyor. İşte ee, kanımızda fazla olan glikozu glikojen şeklinde depo ediyor. ADEK vitaminlerini depo ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla karaciğerin gerçekten bir sürü görevi var. Ayrıca karaciğer sindirimde görevli olan safra dediğimiz bir sıvı vardır. Yağların mekanik sindirimini sağlar safra. Yani küçük parçacıklar ayrılmasını sağlıyor. Bu safrayı da karaciğer üretiyor. Daha sonra diğer bir organımız bakın şurada yeşil renkli görünen nedir? Safra kesesidir. Karaciğer safrayı ürettikten sonra bu safra kesesinde depo ediyor. Safra kesesi safrayı üretmez. Sadece depo eder. 2 numaralı yapı ise pankreastır. Pankreas ise karma bir bezimizdir arkadaşlar. Pankreas'tan hem hormon üretiliyor hem de sindirim enzimleri üretiliyor. Hormon üretilen hormonlar nelerdir? İnsülin ve glukagon hormonlarıdır. Kan şekerini ayarlayan, düzenleyen hormonlardır. Enzimler ise proteinlere, yağlara etki eden, yine karbonhidratlara etki eden enzimleri üretiyor pankreas. Şimdi bunların ben şöyle şematik bir şeklini çizdiğim zaman burada size bazı kanalları iki tane kanalımız var. Bunları göstermek istiyorum. Bu kanallar önemli karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Şöyle şurayı da silelim. Şöyle silemedim bir dakika. Heh, şöyle sileyim. Şimdi bakın burada şu bizim karaciğerimiz tamam mı? Karaciğere bağlı olan ne var? Şurada safra kesesi var. Şöyle safra kesesi. Daha sonra burada arkadaşlar bir sindirim kanalımız var. Yani ince bağırsağımız var. ince bağırsağa bağlı olan da ne vardır? Şurası. Pardon burayı yanlış çizdim. Şöyle yaprak şeklinde olan bir pankreasımız var. Şuradan şöyle bağlanıyor sindirim kanalına. Şimdi bakın karaciğerin Karaciğerin ve safra kesesinin ortak olarak sindirim kanalına açılan yani ince bağırsağımıza açılan bir bölgesi vardır, bir kanal vardır. Biz bu kanala koledok kanalı diyoruz. Koledok kanalı. Pankreas'ın ince bağırsağa açılan kanalına ise arkadaşlar wirsun kanalı diyoruz. Peki bunları nasıl aklımızda tutacağız? Bakın iki tane kanal var. Biri koledok, diğeri de wirsun kanalıdır. Bakın karaciğerin bağlandığı bakın K K Karaciğerin bağlandığı koledok, pankreasın bağlandığı da nedir? Virsunktur. Zaten KK'den çıkarırsınız karaciğer ka koledok diye. Geriye kalan virsung da kime kalıyor? Pankreasa kalıyor. Ayrıca ikisinin ortak açıldığı bir bölge vardır. Bu bölgeye de biz vater kabarcığı diyoruz. Vater kabarcığı ikisinin ortak açıldığı bölgedir. Bu bölgeden ince bağırsağı sıvılar dökülüyorlar. Koledok ve Virsun kanalında söylemiş olduk. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Sorumuzda diyor ki aşağıdaki tabloda sindirim hormonları verilmiştir. Boş bırakılan yerleri doldurunuz. Gayet güzel bir soru. Sorulabilecek bir soru. Bu hormonlar önemlidir. Birinci hormonumuz gastrin. Arkadaşlar gastrin hormonu mideden salgılanır, kan dolaşımına katılır, gelir tekrardan mideyi etki eder. Peki görevi nedir? Görevi hidroklorik asitin üretilmesini sağlamaktır. Ayrıca pepsinojen enziminin de yine üretilmesini sağlıyor. Sekretin hormonu ince bağırsaktan salgılanır. İnce bağırsak e, etki ettiği iki tane organ vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi karaciğer, diğeri de pankreastır. Karaciğeri uyararak safra sıvısının üretilmesini sağlıyor pankreası uyararak da arkadaşlar bir karbonat iyonlarının üretilmesini sağlıyor. Peki bikarbonat iyonları ne işe yarıyor? Sonuçta mideden ince bağırsağa gelen e, o kilus kimus dediğimiz yapının içerisinde ne vardır? Asit vardır, değil mi? Asitlidir. Mide asitli olduğu için bikarbonat iyonları buradan gönderilerek pankreas suyla birlikte gönderilerek e, ee, ince bağırsağın içerisinde nötralize edilmesini sağlar. Yani o asitten korur bir karbonat iyonları. Bunu da kim uyarıyormuş? Sekretin hormonu. Daha sonra ikinci hormonumuz yine ince bağırsak tarafından üretilir. İnce bağırsak yine etkettiği iki organ vardır. Bunlardan bir tanesi safra kesesidir. Diğeri de pankreastır. Safra kesesini uyararak safra sıvısının dökülmesini sağlar. Yani safra kesesinin kasılmasını sağlıyor. Pankreas uyararak da pankreas öz suyunun öz suyunun ince bağırsağa dökülmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu üç hormon önemli hormonlardır ve bu sınavınızda çıkacağına da inanıyorum ben. Yani ee, mutlaka hocalarınız bu hormonları soracaktır. O yüzden buraya bir kat daha böyle fazla çalışabilirsiniz. Gelelim 15. sorumuza. Diyor ki proteinlerin ve yağların sindirimini kısaca anlatınız Bakalım. Arkadaşlar şimdi proteinlerin biz şöyle 3 bölgede anlatalım. Ağız mide ve ince bağırsak değil mi? Sindirim ağızda başlıyor, ince bağırsak da bitiyor. Şimdi ağızda proteinlerin sindirimi var mı? Proteinlerin sindirimi ağızda yok. Mideye geldiği zaman proteinler hangi enzimle sindirilir? Pepsin enzimiyle sindirilir. Nasıl sindirilir peki? İlk önce hidroklorik asit proteinleri küçük parçalara ayırıyor. Daha sonra pepsinojen enzimini de aktif hale getirerek pepsine dönüştürüyor. Pepsin de proteini etki eder ve polipeptitler üretir. Bu polipeptitler nereye gider? İnce bağırsa. Unutmayın midede amino asit oluşumu yok. Tamam mı? Sadece polipeptitler üretiliyor. Yani proteinlerin 3 boyutlu yapısı bozuluyor arkadaşlar ve polipeptitler oluşuyor. Uzun zincirler. Daha sonra bu enzim zincirler ince bağırsağa gider. İnce bağırsakta üretilen ayrıca yine pankreas öz suyundan da gönderilen enzimler sayesinde ince bağırsakta sindirimi tamamlanıyor. İlk önce polipeptitler pankreas'tan gönderilen e, tripsin enzimi ile tripsin enzimi ile ne ayrılıyor arkadaşlar? Daha küçük polipeptitler ayrılır. Sonra bu daha küçük polipeptitler kimotripsin enzimi devreye girerek ne yapıyor? İşte dipeptit, tripeptit gibi yapılara dönüşüyor. Dipeptit, tripeptit gibi yapılara dönüşüyor. Sonrasında ise ince bağırsağın ürettiği dipeptidaz, tripeptidaz gibi enzimlerle amino asitlere kadar parçalanıyor. Proteinlerin sindirimi bu şekildedir. Eğer bir enzimin içerisinde peptit varsa, tripeptit, dipeptit gibi Bunlar ne yapar veya aminopeptidaz, karboksipeptidaz gibi bunlar protein sindirimini yapar. Yine bir enzimin sonu sinle bitiyorsa pepsin, tripsin, kimotripsin bunlar ne yapar? protein sindirir. Tamam mı? Unutmayın. Bu şekilde 3 tane size ee, şey vermiş oldum. Şifre gibi bir şey vermiş oldum. Eğer enzimin sonu sinle bitiyorsa protein sindiriyordur. İçerisinde peptit geçiyorsa protein sindiriyordur. Geliyoruz yağların sindirimine. Şimdi ağızda ve midede yağ sindirimi yok. Yağların sindirimi ince bağırsakta başlıyor, ince bağırsakta bitiyor. Arkadaşlar yağların sindirimi için ilk önce karaciğerden ve safra kesesinden ne gelmesi lazım? Safra sıvısının gelmesi lazım. Bu safra sıvısı ne yapıyor yağı küçük yağ damlacıklarına dönüştürüyor. Daha sonra bu küçük yağ damlacıkları pankreasın ürettiği lipaz enzimi ile ince bağırsakta ne yapıyor? Gliserol ve yağ asitlerine dönüştürülüyor. Böylece sindirimi de tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Sindirimimiz bu şekilde tamamlanıyor, bitiyor yağların sindirimi. Gelelim diğer sorumuza. Tevfik Bey doktor kontrolüne gittiğinde kanında kolesterol miktarının arttığını, yağların sindirimine yardımcı olan organın az çalıştığını ve bir kanalının kapalı olduğunu söylemiştir. Yani bu sindirimle ilgili bir kanalının kapalı olduğunu söylüyor doktor. Tevfik Bey'in az çalışan organı ve tıkanan kanalın adı nedir? Arkadaşlar şimdi Tevfik Bey ne yapıyor? Kanında kolesterol miktarı artmış değil mi? Kolesterol nedir? Bir yağ molekülüdür. Yağların sindirimine yardımcı olan da organ az çalışıyor mu? Şimdi sindirime yardımcı olan iki organ vardır. Biri karaciğerdir. Safra sıvısını üretir. Diğeri de safra kesesidir. Safra kesesi. Eğer bize karaciğerle ilgili bir şey olsaydı başka şeyler de söyleyecekti. Ama safra kesesi sadece yağların sindiriminden sorumludur. Çünkü ne yapıyor? Safra sıvısını içinde depo ediyor arkadaşlar. O yüzden de yağların sindiriminden sorumludur. Peki ikisinin ince bağırsağa bağlanan kanalının adı neydi? Bakın K'den çıkarıyorduk. Koledok kanalı. O zaman hangi kanal tıkalıymış koledok kanalı, hangi organ az çalışıyormuş safra kesesi ya da şıklarda eğer şıklı bir soru olsa karaciğeri de verebilir arkadaşlar. İkisini de alabiliriz. Ama karaciğerle ilgili bir sorun olsaydı karaciğerle ilgili başka görevi de verebilirdi. Dolayısıyla burada vermediği için çoğunlukla safra kesesini alabiliriz. Gelelim 17. sorumuza. Besinlerin emilimini kısaca açıklayayım. Şimdi besinleri ne için ben size şöyle bir açıklayayım arkadaşlar. Şimdi bize vücudumuzda besinlerin emilimi iki şekilde gerçekleşir. Bir kan kılcallarıyla emilim gerçekleşir. Bir de lenf kılcallarıyla emilim gerçekleşir. Kan kılcallarından karbonhidratların yapı taşları olan glikozdur, fruktoz, galaktoz gibi moleküller Ayrıca amino asit, B ve C vitaminleri kan kılcallarından emiliyor. Lenf kılcallarından ise yağ yapılı moleküller. Mesela gliserol, yağ asidi, sonra adek vitaminleri de lenf kılcalından emiliyor. Çünkü yağlar kan damarlarına katılırsa damarları tıkayabilir. O yüzden ikinci bir Taşıma şekli olan lenf kılcalları, lenf taşıma sistemiyle taşınıyor arkadaşlar. Peki nasıl bir sıralamayla taşınıyor? İlk önce kan kılcallarına anlatayım. İnce bağırsakta villuslar ve mikrovilluslar dediğimiz küçük çıkıntılar vardır. Bunlar emilimi ve sindirimi sağlıyor. Bu villuslardan arkadaşlar villus epitelinden bakın villus epitelinden e, nereye geçiyor besinler? Kan kılcallarına geçiyor. Kan kılcalı. Kan kılcallarından da nereye gidiyor biliyor musunuz? Direkt karaciğere gidiyor. Karaciğer. Peki bizim karaciğerimiz ne yapıyor? İşte gelen insülin ve glukagon hormonlarına göre glikozu ve diğer molekülleri depoda edebilir ya da kana da verebilir. Buna göre tabii ki değişim belirleniyor arkadaşlar. Karaciğer bunu belirliyor. Sonrasında karaciğerden çıkan damar nedir? Karaciğer üstü üstü toplar damarıdır veya karaciğer toplar damarıdır da diyebiliriz direkt. Karaciğer toplar damarından da ne yapıyor? Bizim kalp dolaşımımıza katılıyor arkadaşlar kan dolaşımımıza. Karaciğer üstü toplar damarından sonra alt ana toplar damara gider. Alt ana toplar damar oradan da kalbin sağ kulakçığına gelir. Şimdi dolaşım sistemini görmediğiniz için hani birazcık size e, burası zor gelebilir ama dolaşım sistemini gördükten sonra daha kolay anlayacaksınız bu kısmı. Gelelim lenf kılcallarına. Lenf kılcallarında da dediğim gibi yağ molekülü, yağ gibi yapılar emiliyor. Yine villus epitelinden bu sefer lenf kılcallarına gidiyor besinler. Buradan arkadaşlar tabii ki karaciğere uğramayacak. Burada farklı bir kısma gidiyor. Bizim peke sarnıcı dediğimiz lenf sisteminde görevli peke sarnıcı dediğimiz lenf sisteminden görevli bir e, lenf düğümü vardır. Peke sarnıcına. Bu arada ben de peke sarnıcı yazacak yerde bir sürü şey yazdım ha buraya. Peke sarnıcı sarnıcı dediğimiz bir lenf düğümü vardır. Buradan geçer. Buradan arkadaşlar göğüs lenf kanalına gider. Sol taraftan taşınıyor bu arada. Sol göğüs lenf kanalı diyelim. Göğüs lenf kanalı. Buradan da sol sol taraftan taşındığı için sol köprücük altı. Köprücük kemiği nerededir bu arada? Omuzumuzdadır değil mi? Omuzlarımızdadır. Köprücük altı toplar damarından Bakın burada kana karıştı. Sol köprücük altı toplar damarında bizim üst ana toplar damarımıza gider. Kalbin üst tarafında bulunan ana damara biz üst ana toplar damarı diyoruz. Buradan da kalbin sağ kulakçığına gidiyor. O zaman lenf sisteminden emilen besinlerle kan sisteminden kan kılcallarından emilen besinlerin ilk karşılaştığı yer neresiymiş? Kalbin sağ kulakçığıymış. İlk karşılaştığı yer. Ayrıca bu arada taşınırken bunlar yağ molekülleri şilomikronlara dönüştürülür. Şilomikron ise yağların etrafı protein bir kılıfla çevreleniyor. Şöyle çevreleniyor arkadaşlar. O şekilde taşınıyor. Neden böyle taşınıyor? Çünkü yağlar damarları tıkar. Tıkamaması için de etrafı protein bir kılıfla çevrelenip o şekilde gönderiliyor. Dolayısıyla biz bu yapıya da ne diyoruz? Şilomikron diyoruz. Bu şilomikronların kana ilk katıldığı yeri sorarsa eğer sol köprücük altı toplar damarı. Ama kan kılcallarından emilen besinlerle lenf kılcallarından emilen besinlerin ilk karşılaştığı yer neresidir? Kalbin sağ kulakçığıdır arkadaşlar. Bu şekilde bizim sindirim sistemimizde emilen besinlerin taşındığı yollardır. Evet umarım güzel anlatabilmişimdir. İnşallah sınavlarınızda çok güzel geçer. Senaryo sorularına göre hazırlamaya çalıştım. Daha çok görsel kullandım ki hani daha iyi anlayabilirsiniz diye. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.